İnşallah hayır. İnşallah. Sizi aday olmaya iken sizde bulunan sizce önemli özellikleriniz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Çok uzun süredir buradayım. Bir mimar olarak bu memlekette yapılması gerekli olan şeylerin yapılmadığını artık görür duruma geldik. Tabii ki böyle bir teknik donanıma sahip olmak benim kaçınılmaz projelerimin içerisindeydi. Şöyle ifade edeyim. Artık kendim için değil, memleketim için bir şeyler yapmanın gerekli olduğuna inandığım için aday oldum. Evet, fakat bu süreç bu bir aylık süreç içerisinde gezileriniz, ziyaretleriniz oluyor. Eş, dost, akraba ziyaretleriniz oluyor. Aynı zamanda esnaf ziyaretleriniz oluyor. Yetiş, hayvan yetiştiricileriyle görüşüyorsunuz veya sizi arayanlar oluyor. Bu insanların size yaklaşımını tereddüdü nedir? Şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar yapmış olduğum ziyaretlerin içerisinde herkes stoikle yolun açık olsun ibaresini kullandılar. Biz vatandaş olarak yanınızdayız. Zaten benim de arzu ettiğim olaylardan bir tanesi bu vatandaşla iç içe olabilmek. Bunu şimdiye kadar bütün vatandaşlarımızın duyduğu bir özlemdir. Ben de bu ülkelerim doğrultusunda vatandaşların belediye korkulur bir meclise olarak gösterilmesinden kurtulmaları için mücadele veriyorum. İnşallah seçildiğimiz takdirde vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek, onların sorunlarıyla birebir ilgilenecek. Vatandaş belediye ilişkisini belirli bir detanda getirmeye çalışacağız. Bunlar için de bunların hepsi olumlu şeyler. Vatandaşın da beklentileri bunlar. Vatandaşla belediye arasındaki o mesafeyi ne kadar asgariye indirebilirsek o kadar başarılı olacağımızı, onların dilekleri doğrultusunda yapacağımız işlerle bunu ispat edeceğiz. Tereddüğün dışında yine vatandaş görüşmelerinizde sizden beklentilerin, hani sizin belediye başkanı olmanız durumunda sizden şunu istiyoruz dedikleri. Muhakkak talepler var, olmaz olur mu? En azından mesela yol sorununun Kars'ta kesinlikle bitmiş olmasını görmek istiyorlar. Su sorununun halledilmesini istiyorlar. Temizlik sorununun halledilmesini istiyorlar. Yeşil alan talepleri var. Efendime söyleyeyim. Sosyal içerikli sosyal aktivitelerin şehrimize getirilmesini talep edenler var. Bunların hepsi olmayacak şeyler değil. Bunların üstesinden gelebilecek durumdayız şu an. Ben bunun şimdiden müjdesini verebilirim. Peki bu görüşmelerde halkın daha çok neye susamış olduğunu? Şimdi belediye temiz bir kente ihtiyaç duyduklarını her halükarda belli diyorlar. Yani tozlarla boğuşan, çöplerle boğuşan bir kent değil. Altyapısıyla, üst yapısıyla tamamlanmış bir kentin özlemi içerisinde. Ben de onlarla görüştüğüm zaman hiç merak etmeyin, inşallah temizlik gösterir de bana bu olayı tevdi ederseniz ben bunların üstesinden gelebilecek potansiyele sahip olan bir kişi olarak onlara söz vermeyi kendime bir borç bildim. Evet, son olarak Kars biliyorsunuz doğumluğu Garçen'de, Sarbaşen'de olduğu gibi Türkiye'nin en renkli mozaiğinin yaşandığı birbirleriyle iç içe olan birbirleriyle kardeş içerisinde bulunan bu mozaiğin yaşandığı en önemli kentlerden birisi. Yani Türkiye'nin 81 yılı var ama bence bütün partilerin ve siyasilerin de en önemli odak noktaları da Kars olmaktadır. Kars'ı büyük bir şekilde önemsemektir. Bu mozaikten yola çıkarak aday gösterimleriniz halinde ve belediye başkanı olduğunuzu varsayalım. Nasıl bir tablo çizmek istersiniz? Hizmetlerinizde, girişçilerinizde, diyaloglarınızda? Bakın geçen görüşmemizde de ben size aynen şunu ifade etmiştim. Belediye başkanı seçildiğim andan itibaren bir belediyenin başkanının bir siyasi partisi vardır. Ben belediye başkanı seçildikten sonra MHP'li bir belediye başkanı olarak orada görev yapacağım ama belediye partiler üstü bir yer haline gelecektir.
hizmetiyle, hizmet anlayışıyla, efendime söyleyeyim, hiç bu mozaikte hiçbir kimseyi ayırmadan, onlarla kardeşçe, iç içe, sosyal barış hizmetiyle yola çıktığını söylüyorum. Burada yanlış çalışma diye bir olay olmaz. Belediye, Kars'ın belediyesidir. Oranın da bir belediye başkanı olacaktır. Bu belediye başkanı, ben olduğum takdirde hizmetlerimde hiç kimseyi ayırt etmeden, hizmette sosyal barış anlayışıyla yola çıkıyorum. Onun için vatandaşlarımın beklediği olay bu. Burada tefrik olmaz, ayrım olmaz. Kars'ın belediye başkanı, Kars'ın belediye başkanıdır. Bu hizmet anlayışıyla yola çıktığımız takdirde vatandaşlarımız bunun takdirini edeceklerdir, takdir edeceklerdir, göreceklerdir. Hizmetlerimizle insanları ayırmadığımızı, kentin her köşesinin bize ait olduğunu ve hizmetin en ücra köşeye kadar gideceğine şahit olacaklardır. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu hizmet anlayışıyla kimseye ödün vermeden, hiçbir vatandaşın konusunda ayrım yapmadan hizmet vereceğimizi aynen ifade ediyorum ve Yüce Kars halkının takdirine sunuyorum, saygılarımı gönderiyorum.